Herkese merhaba, ben Buse. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Snapchat'ta benden çok istenen çantanda ne var videosu hazırlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Çantamın içinde gerçekten çok fazla şey var. Çünkü geçtiğimiz haftalarda hem videolarla ilgili hem okul işlerimle ilgili bir sürü yere koşuşturdum. O yüzden de hepsini bir çantanın içinde toparlayabilmek adına oldukça büyük bir çanta tercih ettim. Bütün hafta omzum koptu diyebilirim. Ee, bolca da eşya var. Böyle bir dönemden çıkmışken e, size çantamda ne var videosu çekmem daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü küçük çantalarla çekilmiş e, videolar benim çok hoşuma gitmiyor. İçinden 2-3 parça ürün çıkıyor. Böylesi daha zevkli olur diye düşündüm. Hemen başlayalım. Öncelikle size çantamı gösterip birazcık ondan bahsedeyim. Sonra içindekilere geçelim istedim. Çantam şöyle görmüş olduğunuz gibi Donna Karen'in. E, siyah, deri bir omuz çantası. E, bunu işte Michael Kors'un jet setlerine benzetebilirsiniz o formda. Gerçekten e, omuz askısı çok kısa olmadığı için kışın kalın montlarla ya da kalın e, ceketlerle bile çok rahat kullanabiliyorum. Kalıplı bir çanta zaten, çok yumuşak e, derili bir çanta değil. O yüzden hem çok şık duruyor hem çok spor duruyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi siyah. Bir Donna Karan amblemi var. Sonrasında da yine bu birazcık sanki Michael Kors'tan çakma olmuş gibi bir e, süsü var burada sallanan. E, dışı siyah, içi mavi bir çanta. İç gözlerinden bahsetmem gerekirse e, bir tane fermuarlı gözü var, e, iki tane de cep gözü var. Bu çantayı ben çok severek kullanıyorum. Bunu bana kuzenim e, geçtiğim seneki doğum günümde hediye etmişti. Gerçekten çok kullanışlı bir çanta. Tek sevmediğim yönü maalesef ağzı sadece iki tane çıt çıtla kapanıyor. Sağından ve solundan rahatlıkla kol girebiliyor. O yüzden toplu taşıma kullanırken ya da günlük hayatta kalabalık ortamlara girerken e, birazcık tedirgin oluyorum diyebilirim. Gelelim çantanın içindekilere. Şöyle kabaca size göstereyim. Gerçekten yani bit pazarı gibi çantanın içi. Hemen hızlıca başlayalım. Belirli bir sıralama yapmayacağım. Elime geldiği gibi başlayacağım. İlk olarak Irvin Yalom'un e, "Günü Birlik Hayatlar" isimli kitabı var çantamın içinde. Bu hem benim mesleğimle ilgili olduğu için, hem de gerçekten çok güzel bir kitap olduğu için. Ben bunu yarıya kadar okumuştum fakat sonra başka bir kitap okumaya başladım okul için. Bunu yarıda bırakmıştım. Şimdi tekrar baştan okumaya başladım. İlla psikolog ya da psikiyatrist olmanıza gerek yok. Bu tarz konulara merakınız varsa ya da olmasa bile bu kitabı okumanızı öneririm. Çok günlük dille yazılmış, çok anlaşılabilir ve akıcı bir dili var. O yüzden bence herkes bu tarz bir kitabı hatta mümkünse bunu okumalı. Şöyle büyük parçalarla devam ediyorum. İkinci olarak şu tezimin bir kısmının bir taslağı var. bugün okula gittim bunu göstermek için. O yüzden bu yanımda daha fazla hışırdatmadan bunu bırakayım. Ben yüksek lisans yapıyorum. Bilmeyenler için tez dönemindeyim. Hatta tez dönemini de bitirmek üzereyim. O yüzden bu tarz okula gidip işte tez gösterme gibi olaylarım olabiliyor. Sürekli de ya yanımda bu şekilde kağıt halde çıktı halde ya da USB ya da USB içinde tezimi bulundurmaya çalışıyorum. Daha sonra şu şekilde not defterim var. Aslında ben normalde her çantamın içine rahatlıkla sokabileyim diye daha küçük formda bir defter kullanıyorum. Sürekli düzenli defter kullanan biriyim diyebilirim. Ee, ama bu defa hani bu birazcık daha dayanıklı böyle deri kaplı falan olduğu için bunu tercih ettim. Hakikaten işim çok daha kolaylaşıyor. Ben telefonun not defterini ya da takvimini kullanabilenlerden değilim. Keşke öyle olsam. Ee, ama bunu dediğim gibi her gün hemen hemen gerçekten her gün hani böyle bir alışverişe ya da çok kısa bir anneanneme babaanneme falan gitmiyorsam mutlaka yanımda taşıyorum. Ee, yanımda defter taşıyınca tabii ki kalem işte hem tükenmez kalemler hem de bu şekilde highlighter bir kalem mutlaka bulunduruyorum. Bugün dediğim gibi tez için okula gitmem gerekiyordu. O yüzden e, iPad'im yanında. Benimki iPad mini. E, eskisi bu sanırım. Yani ben pek anlamıyorum ama benim çok rahat işimi görüyor. Şarjı bittiği için şu an <laughs> hiçbir şey yapamıyorum. E, Teknosa'dan da Trust sanırım bu. E, beyaz deri bir kapı almıştım. Aldığım günden beri de e, gerçekten hani Beyaz olmasına rağmen biraz kirlendi ama çok rahatlıkla kullanıyorum. Ipad'imi her gün yanımda taşımıyorum. Dediğim gibi bu hafta hem video için hem e, okul için yanımda bulundurmam gerekiyordu. E, o yüzden şu an çantamda ama normalde hani genelde zaten orta boy ya da küçük çantalar kullanmayı tercih ediyorum. Hani bakmayın büyük çanta gösterdiğime. Bu son bir haftadır bütün döküntümü toparlasın diye tercih ettiğim bir çanta. Güneş gözlüğüm var. E, kendi kabında değil H&M kapta. Bu böyle ağzı şöyle bastığınız zaman açılanlardan. Normalde çok az yer kapladığı için bu kabı tercih ediyorum. İçinde mendil de var zaten. Artık bu güneş gözlüğümü sanırım herkes biliyor. Benim favorim, favoriler videomda da bahsetmiştim. Instagram'dan iTrendsetter diye aratabilirsiniz. Ee, bize bir etkinlikte hediye etmişlerdi. Benim gerçekten çok sevdiğim, çok da kullanışlı bulduğum bir model oldu. Ya emici mendiller yerine artık bloterazzi taşıyorum. Bu Beauty Blender'ın gün içinde yüzünüzdeki yağı, parlamayı... E dizginleyebilmeniz için üretilmiş süngerler. İçinden iki tane çıkıyor. Aynası da var. Şu şekilde tampon hareketlerle kullanıyorsunuz ve sonrasında artık pudranızı ya da ten ürününüzü tazeliyorsunuz. Bunlar yıkanabiliyor. Kabı arkasından e, delikli olduğu için hava alıyor ve bakteri oluşumunu ya tabii ki bakteri oluşuyor ama hani bir nebze daha e, engelliyor gibimsi bir şeyler. Powerbank'im var ve iPod var. Bayağı eski benimki ve yani Powerbank'e bağlı değilken çalışmıyor diyebilirim. Hani maksimum yarım saat. O yüzden bunlar sürekli bir ikili olarak böyle geziyorlar. Şöyle Clorane markasının bir broşürü var. Bunu bize lansmanda hediye etmişlerdi. Şampuanını ve serum diye geçiyor sanırım spreyine bunların kullandığım ikisinde yazısını yazacağım. Daha detaylı bilgi için bu broşürü de yanıma almıştım. Hani bugün boş bir vaktimde yazarım diye ama boş vaktimde yapmak için o kadar şeyi yanımda taşıyorum ki kitap taşıyorum, dergi taşıyorum, iPad var hani blok yazayım falan diye. bunu da o şekilde çantama atmışım. Bir adet deodorant var. Ben normalde sprey deodorant kullanmayı sevmiyorum ama günlük hayatta işte roll ya da sıvı deodorantı yanımda taşımak zor olduğu için böyle mini boy sprey deodorantları tercih ediyorum. Bu bir şeyin promosyonuydu. o yüzden evde vardı. Bunu çantama attım. Şöyle e, Beymen'in bir kartlığı var. Bunda genelde akbilim duruyor. Çünkü her seferinde akbil için e, otobüste minib minibüslerdeki otobüste metrobüste metroda cüzdan açmayı sevmiyorum. Birkaç kez ben para düşürdüm çünkü o şekilde e, acele anlar oluyor çünkü bir an önce yetişeyim bineyim diye. O yüzden e, tek bir şeyin içinde tutuyorum. Çanta elim atınca da direkt bunu bulabiliyorum. Normalde cüzdan olarak da kullanılıyor. Burada da hatta ay akbilimi doldurmuşum. Onun fişi var aylık. Abon abonman mı deniyor buna? 80 lira. İstanbul'da ulaşım çok pahalı. spotunun ardından devam ediyorum. Şöyle cüzdanım var. Bunu Mango'dan almıştım. Ee, şöyle kart gözleri var. İşte okul kartım, kredi kartım. Krispy Kreme'den e, kahve aldıkça size bir tane bedava verilen bir hani abone kartı gibi bir şey. Tabii ki e, Sephora Black kartım. Ondan sonra yaşam sigortam. Şurada nüfus cüzdanım var. Ve mehliyetim olmadığı için nüfus cüzdanımı taşımam gerekiyor. Ee, nüfus cüzdanımı taşımam gerekmese kartlık tarzı bir cüzdanla hayatıma devam edebilirim. Şurada da hem bozuk para hem kağıt para koymak için. İyi şu an zenginim. Ee, bir göz var. Mart ayının bir dergisi var, bir style. Ee, bunu nereden aldım ben ya? Evet, e, bunu ben iki ay önce e, tez danışanım, tez danışmanımla görüşmek için e, okulda bekliyordum. Fakat birkaç saat beklemem gerekiyordu. Hemen okulun yanında Carrefour var. E, girip oradan aldım, oyalanabileyim diye. Ama okuyamadan hocanın yanına girdim. Sonra da bir türlü kısvet olmadı bakmak. E, o yüzden yanımda taşıyorum. Hatta bugün birazcık baktım. Bu arada tesadüfen aldım ama içinde şöyle görürsem göstereceğim. E, çok tanıdık yüzler çıktı. Kızlar neredesiniz? Dediğim gibi çok tanıdık yüzler çıktı, birçok YouTuber'ın ya da Blogger'ın böyle kısa kısa röportajları var, burada Aslı Özdel var, ee, şurada Billur Saatçi var, benim sanırım Mayıs ayı favori YouTube e, kanalım e, Billur Saatçi'ninki olacak, bayıldım mutlaka girin bakın. E, Buse Terim var, Derya Baykal var. Onları zaten hani birazcık daha televizyonlardan tanıyorsunuz. Melisa Beleli var. Ben çok severek takip ediyorum Melisa'yı. Ve Ilgın var. Ilgın da yine çok sevdiğim youtuberlardan bir tanesi. E, yani muhtemelen bunu artık bulamazsınız Mart ayının diye düşünüyorum ama e, internette falan bir yerde varsa mutlaka o kısa röportajlarını okuyun derim. Hakikaten çok severek izlediğim ve çok başarılı bulduğum youtuberlara e, YouTuber yer vermişler. Kamera çantam var. Bu küçük olanı. Ee, genelde yanımda bunu taşıyorum. Şu an kamerayla çekim yaptığım için e, o içinde yok. iPhone. Şarjım. Aniden bir e, vlog çekme isteği gelir diye şöyle e, ya yani küçük bir tripod aslında bu. Minik. Ama ben bunu monopod olarak kullanıyorum. Hani birazcık daha böyle kamerayı kendinden uzak tutup konuşmak istediğim zamanlarda. E, çünkü bu kameranın bir de üstünde ekran olduğu için elimle tutmaya çalıştığımda ya elim kolum uyuşuyor e, ya da Ekran da bir ağırlık yaptığı için kameranın açısı sürekli yamuluyor. Bir de benim ellerim normalde çok titrer. O yüzden mutlaka bu tarz bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Bunun monopod olanını aldım ama o çok ağır olduğu için günlük hayatta çok yanımda taşıyamıyorum. Hani kesin vlog çekeceğim belliyse onu yanımda taşıyorum ama bu da hani acil durumlar için. Bunları bugün yeni aldım. O yüzden çantamdalar. Edding'in bu minik dörtlü highlighter kalemleri. Hatta şöyle anahtarlık yeri de var. Şu çantanın kartı. Dermokilin el kremi. Kokusu çok güzel. Sonsuz bir nem vermiyor ama gerçekten anlık güzel bir nem veriyor diyebilirim. Minicik de olduğu için çantama çok rahat atabiliyorum. Her çantaya atabiliyorum. Ha bu Trendyol'dan geçen gün diyorum bir fondötenini almıştım. Yani geçen gün dediğim bayağı oldu alalı. Onun şeyi, faturası. Çekiliş şeylerini, kargolarını kargoladım. Dün sanırım. Onun şeyleri işte ne derler? Fatura da değil de bunun adı. İşte hani takip numarası falan var üstünde. Bir adet fiş İstanbul Starbucks Ataköy tarih Şubat. Şubat'ın fişi var çantada. Şubat'ın. Kıskaçlı toka ve lastik toka. Bir adet ıslak mendil. Hayatımda bir kere şek şaka gittim. Ee, o ıslak mendil hala duruyor. Makyaj çantam. Bu Marc Jacobs'ın Lola parfümünün yanında hediye edilmişti. Bunu kullanıyorum. Çok pratik oluyor. İçinde neler var? Bir tane parfüm otomizeri e, var. İçinde Tommy Girl var. E, kendisi bitti. Bunun için azıcık kaldı. H&M'in bu bitirmeye çalıştığım lip gloss'u. Avalon'un e, bu mentollü, naneli, tatlı e, bir lip balmı. Şu anda dudağımda olan Rimmel London'ın Moisture Renew serisinden 180 numaralı Vintage Pink ruj. Eco Tools'un şöyle kapaklı bir fırçası. Bununla pudra uyguluyorum. Seksiyim ama e, elimde tek sağlam kapaklı ve aynalı pudra bu olduğu için yanımda bunu taşıyorum. E, kaş jelim. Bir tane e, makyaj temizleme pamuklu çubuğu. Bugün çünkü gözümün üstünde siyah göz kalemi olduğu için kenarları bulaşabiliyor falan. Onları düzeltmek adına. E, göz kalemimi tazelemek için Real Techniques'in Accent Brush'ı ve göz kalemim. Bu da yine bitirmeye çalıştığım Alixavier'in numarasını bilmediğim koyu gri bir göz kalemi. Ve tabii ki Alixavier'in 01 numaralı kaş kalemi. Bir adet flash bellek, flash disk ne deniyor buna? Ondan işte neyse, hem videoları editten sonra kendi bilgisayarıma aktarabilmek için hem de tezim var içinde. Tabii ki telefonum. Hmm. Bu arada telefonumda ne var videosu da çekeceğim. Çok istendi o da çünkü Snapchat'te e, dün sanırım. E, ama önce çantamda ne var'ı çekmek istedim. Çünkü telefonumdan silmek istediğim e, bazı application'lar var. Bir de yüklemek istediğim bir iki şey var. Onları da yükledikten sonra çekmek istiyorum. Bayağı dolu bir telefonum var aslında. Belki işinize yarayan uygulamalar olabilir. Evet, bütün gözlere baktım. Çanta boşaldı. Şu çantanın kendi kartı içindeki. Başka da hiçbir şey kalmadı. Benim çantam bu şekilde. Çok dağınık farkındayım ama kusura bakmayın. Başka istek videolarınız varsa mutlaka aşağı yorum olarak bırakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.